Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Fenerbahçeli İsmail olan Artur Masuaka'dan bahsetmeye çalışacağız. 27 yaşındaki Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusu, sol bek oyuncusu da diyebiliriz. Oyuncunun artı yönleriyle incelemeye başlayalım profilini. Oyuncunun sol ayağı çok kuvvetli, sağ ayak zayıfmış. Sadece sol ayağını kullanabiliyormuş. Zaten sol kanat beki olduğunu düşünürsek bunun bir şeyi olmayacak. Ama sağ yanda kullanabilse ne güzel olurdu değil mi? Boy 1.79 Vücut zindeliği 16. Hızlanma 16. Bunlar elit seviyeler. Çok yüksek değerler. Hız 15 Güç 11. Denge 13. Dayanıklılık 15 ve çeviklik 15. Oyuncu gerçekten çok süratli. Bunun yanı sıra da çok çevik bir oyuncu. Denge de iyi, Ayağı yere sağlam basıyor. Dayanıklılık da 15. Yani bu e, atletik yapısını uzun dakikalara yayabilecek kadar dayanıklı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel anlamdan bizim ligimizde çok rahat iş yapabiliyoruz tutabileceğimiz bir oyuncu. Zihinsel özelliklere bakalım. Çalışkanlık 12, karar alma 11, kararlılık 12, konsantrasyon 11, ön sezi 12, özel yetenek 15, pozisyon alma 11, soğukkanlılık 12, takım oyunu 11, topsuz alan 13, vizyon 12. Burada 11 ve 12 değerlerinin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar çok ön plana çıkmayacağı özellikler ama yine de kötü olmayacak o özellikleri. Burada en çok sıyrılan özel yeteneğin çok yüksek olması. Biliyorsunuz özel yeteneği yüksek olan oyuncular çalım atma becerisine sahip oyunculardır. Bu yüzden çevikliğini, hızlanmasını, özel yeteneğini böyle bir birleştirdiğimiz zaman oyuncu rakiplere sıkıntı çıkartabilecek yetenekte olduğunu söyleyebilirim. Topsuz alanında 13 yine zihinsel özellikleri arasında sıyrılan özelliklerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi değil ama iyi olduğunu söyleyebiliriz. Topla buluştuğu noktalarda rakibe sıkıntı verebilecek bazı pozisyonlar içerisine girebilir. Teknik özelliklerine göz atalım. Dribbling 14, ilk kontrol 14, corner 12, markaj 11, orta yapma 13, pas 12, teknik 14, top kapma 11, uzaktan şut ve uzun taç 13. E, Dribbling'in 14 olması tabi hız hızlanma, çevikliği de e, birleştirirsek Link daha anlamlı hale geliyor ve ligimiz için çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İlk kontrol 14 çok iyiymiş yani ayağı da düzgün. Teknik de 14 bu aradan teknik de bir oyuncu ayağı düzgün, e, dribbling yeteneği olan, e, pas becerisi çok iyi olmasa da yine takıma e, katkı sağlayabilecek seviyede, çok sırıtmayacak seviyede olduğunu söyleyebilirim. Top kapma markajı 11 ve pozisyon da 11. Şimdi bu, bu oyuncu sol bekte oynayacak olsaydı ya 11 evet e, FM'ye göre bir zafiyet değil ama çok da iyi değil. Zaman zaman problem yaşayabiliriz diyebilirdim. Ama 3 4 2 1'in Orta sahanın solunda oynayacağını düşünürsek defansif anlamda çok üst düzey olmasa da yine de takıma katkı sağlayabileceğini söyleyebilirim. En azından şu an orada Ferdi oynuyor mesela savunma anlamında, takım savunması anlamında da diyelim Ferdi'den daha fazla katkı sağlayabileceğini söyleyebilirim. Pasta fena değil 12 bahsetmiştik. Orta yapma 13 ayağı da düzgün bu konuda. Uzaktan şutun 3, şutla skor bulma ihtimalimiz de olabilir ve taç kullanımı becerisi de olan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Eksi noktalarına bakalım. Hava toplarına bir zafiyeti var. 1.79 boy var demiştik. Zıplama 9. Kafa vuruşu 9. Yani çok iyi değil tabii ki. Çok böyle çok büyük bir zafiyet olduğunu da söyleyemem ama iyi olmadığını belirtebilirim. Agresiflik 9. Cesaret 10. Sert mizaçlı bir oyuncu değil. Bunun yanı sıra sert geçen maçlarda çekingen kalabilir ama tabii cesaret 10. Hani çok sınırda çok kötü de değil iyi de değil vasat diyebileceğimiz bir değer. Liderlik 8'miş. Liderliğe ihtiyacı yok zaten. Teknik anlamdaki zayıf noktalarına bakalım. Bitiricilik 7, kafa vuruşundan bahsettik. Penaltı kullanma 9, serbest vuruş kullanma 10. Burada da ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bitiriciliğin 7 olmasının 3-4-2-1'in hani ön alan üçlüsünün skora katkısının daha çok olacağı veya öyle planlandığı düşünülürse bitiriciliğin bu oyuncuyla alakalı herhangi bir zafiyet olacağını düşünmüyorum raporlarına göz atalım. Artılar çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. Gerçekten e, profil olarak ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu. E, espiritüel bir karakteri varmış. Çok hızlı bir oyuncuymuş. Birden hızlanma yeteneği onun hızlı bir oyuncu olmasının temelini oluşturuyor. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. İleride biraz da olsa gelişim gösterebilir. Milli takımda oynuyormuş. Ve fiziksel yönü kuvvetli bir oyuncu olarak biliniyor. Eksilerine bakalım. Tek ayağını kullanabiliyor. Hava toplarında etkisiz sayılır. Kafa vuruşlarındaki zafiyeti yüzünden hava toplarından bu oyuncudan bir şey beklememek lazım. Uzun taç özelliğini geliştirebileceği bir bireysel antrenman programı uygulanmamalı. 13 zaten yabancı sayısından bahsediyor. Merkezdeki arkadaş grubuna uyum sağlama konusunda sıkıntıları varmış. Burada kullandığı ayak sadece sol kişilik heyecanlı, medya gözünde standart bek. Oyun karakteristiği epey var. Sol kanattan bindirme yapar. Fırsat buldukça hücuma katılır. Bireysel yeteneğini kullanır. Sürekli çalım atmayı sever. Bahsettiğimiz gibi hızlı, çevik bir oyuncu. Özel yeteneği var. Denge iyi, ayaklar yere sağlam basıyor. Dripling becerisi de var. Teknik de iyi. Biraz da kendine güveniyor bu yönlerde. Gizli özelliklerine göz atalım oyuncunun neler varmış. 131 mevcut, 140 potansiyel yeteneği var. Uyum 16, hırs 16, aidiyet duygusu 12, baskıya dayanıklılık 16. Önemli maç formu 14, süreklilik 12. Burada şunu söyleyebilirim. Tartışma biraz 14 yüksek. <laughs> ya, zam falan isteyebilir zırt pırt. Vermediğiniz zaman da problem çıkartır. Burada şöyle bir olay var gizli özelliklerindeki zihinsel özellikleri de oyuncunun ekstra performans alınabilecek bazı özellikler var bu, bu yönden e, artı değer katılıyor bu oyuncuya bence. E, yani şu anki mevcut şu profille e, FM 22'de kadromuza dahil edersek gerçekten çok verim alabileceğimiz bir oyuncu olabilir. Geçmişine göz atalım. Fransa'dan Valenciennes ses miydi neydi? Evet Valenciennes kulübünden e, altyapı eğitimini alarak başlıyor Olympiakos'a transfer olmuş. 7.25 milyon euroya 2 sene Olympiakos macerasından sonra Premier Lig'e e gitmiş. Premier Lig'de bir dönem oynamış ama tabii geçen sezonda çok fazla forma süresi bulamadı. bu sene şu an rezerv takımda oynuyor. 23 yaş altı kadrosuyla sahaya çıkıyor. O yüzden West Ham United'ın kadrosunda düşünmediği bir oyuncu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra oyuncu Vitor Pereira'nın Olympiakos döneminden oyuncusu, oyuncuyu tanıyor, biliyor. Muhtemelen yine Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda hedefe konulan bir transfer. Yine de belli bir seviyeyi görmüş bir oyuncu. Vitor Pereira da tanıyor. son dönemlerde de var bir şey biliyorsunuz işte vardır hocanın bir bildiği diye. Bilmiyorum oyuncuyla alakalı sizlerin düşünceleriniz de neler? Fenerbahçe bir katkısı olur mu? Gelmesi gerekiyor mu? Bence gerekiyor tabii. Bir sol bek en azından koridoru kullanabilecek bir oyuncu lazım. Bu oyuncu da zaten Masuaku da hem sol bekte hem de kanat bek ya orta sahanın solunda kullanılabilen bir oyuncu. Bu yüzden takımın da ihtiyacı olduğu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sizlere de görüşlerini merak ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.